olarak aktarsınlar. Bir tweet bit gelsin Güven. Yönetmemden rica ediyorum. Güven gel. Heh. Brezilyalı dostlarımın dediği gibi bu seçim cennetin kapılarını açma seçimi değil, cehennemin kapılarını kapatma seçimi kulağımıza küpe olsun diyor. Ne demek istiyor? Karabekir Akkoyunlu bir siyaset bilimci. Daha önce Sao Paulo'da çalıştı. Çok iyi bilen, çok iyi biliyor. Hatta Türkiye'de en iyi bilenlerden biri. Şunu söylüyor. Yani Lula kazandığı için bir anda cennete kavuşmayacak. Ama Bolsonaro devam etseydi bir cehenneme doğru gidecekti ülke diyor. Hmm, güzel. Şimdi Mustafa Kemal Erdemoğlu'dan bir soru, sonra Doğan Tılıç'dan bir soru. Bu Brezilya'yı anlamamız gerekiyor. Özellikle altılı masaya da mesaj olsun. Fakat dün akşam üzere Brezilya'daki seçimin, Lula'nın kazandığı seçimin kampanyasını yürüten isimlerden birisiyle konuştum. Kimdi? Bir daha söyle. Pedro Rossi. Evet. Ne söyledi? Pedro Rossi şunu söylüyor aslında. En büyük zorluklarının bir seçim makinesi yani devletin ve iktidarın bütün olanaklarını kullanan bir seçim makinesine karşı e, çalışmak olduğunu söyledi. Bir kabustan uyandıklarını söyledi. En büyük zorluklarının Bolsonaro'nun ileride belki yasal şekilde hesabını vereceği harcamaları yapması olduğunu söyledi. Buna karşı neler yaptıklarını anlattı. Hı -hı. Ve dedi ki önceliğimizi hiçbir zaman değiştirmedik. Önceliğimiz açlık ve yoksulluktu dedi. Brezilya'da 33 milyon... Yoksulun olduğunu, çok yoksul, açlık sınırında insan olduğunu ve kampanyalarını hep onlara yönelik yaptıklarını aktardı bize Pedro Rossi. Şunu sordum ben de dedim ki peki başta anketlerde 15 puandı, sonra ilk turda 5 puana indi, şimdi 2 puana indi nasıl? Hı hı. Devamlı Bolsonaro vaatler açıkladı halka dedi. Şunu anlattı, hep yapabiliriz dedik dedi, değiştirebiliriz dedi. Ekonomi modelini hedef aldık bu çünkü ekonomi modelinin... Brezilyalıları fakirleştiren ekonomi modelinin bir referandumuydu dedi ve şunu söyledi bence önemli enflasyonu düşürmek için insanlara iş sağlamak için işsizliği düşürmek için her türlü araca sahiptiler iktidardaydılar güçlüydüler ama bunlar bunları yapmadılar bunu yapmayı tercih etmediler biz iktidara geldiğimizde her Brezilyalı, Brezilyalıya daha iyi bir hayat sağlayacağız her birinin daha iyi bir işi olacak daha iyi bir geliri olacak bunu söyledik ama en önemlisi Brezilyalılar buna inandırdık dedi. Şimdi güzel anlattın. Teşekkür ediyorum. Bugün Halk hakdivi.com.tr'de şu anda dolaşıma sunulan yazı, yayındaki yazı Mustafa Kemal Erdemol. Diyor ki bütün bunlarla birlikte yani yoksullukla nasıl mücadele edileceğini Brezilya halkına anlatmakla birlikte Lula'nın belki de en büyük başarısı seçim kampanyasını yoksullukla mücadele üzerine kurduğu kadar demokrasi vurgusunda ihmal etmemesi oldu diyor. Burada da ittifaklar devreye giriyor. Dün birlikte evet. konuşuyorduk. Eee Öncelikle birinci turu üçüncü ve dördüncü bitiren adaylar Tebet ve Gomez bir tanesi merkez sağ birisinde merkez sol olarak adlandırabiliriz. Onları yanına çekmeyi başardı Lula. Bir başka önemli nokta 2006'da başkanlık yarışında yarıştıkları ve birbirlerini eski düşmanlar olarak niteleyen Lula ve de Altmin. İkisi birlikte seçime girdiler. Merkez sağı yanına aldı seçime girerken Lula ve onu başkan yardımcısı olarak aday gösterdi. Onun da solun iktidara gelmesi durumunda sermayeyle ve iş dünyasıyla olan ilişkileri iyi bir şekilde götürdüğü ve bu açıdan yardımcı olduğu söyleniyor. Bu Kılıçdaroğlu ile altılı masada işte sol, sağ, farklı kesimler, işte milliyetçi kesim, muhafazakar, milli görüşçüler orada, işte Demokrat Parti orada, Babacan, buna benzetebilir miyiz? Kesinlikle benziyor. Benziyor Kesinlikle mu? Kesinlikle benziyor. Peki. Şimdi bir soru yanıtlayalım. Arzu Hanım da diyor ki, Biraz önceki sorumuz vardı ya. Eğer başkanlık sistemini saymazsak Erdoğan belki yine de Cumhurbaşkanı olurdu ama AKP lideri olamazdı diyor. Ha bu konuda arkadaşlarımdan rica edeceğim. Destici'nin, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Destici'nin bir sözü var ama bu arada güven onu bulana kadar Silva ile umutlanmak. Bu da bir günde Tılıç Hocamızın yazısı. Tarihimizin bizde en kritik seçimine doğru gidiyoruz diyor hoca ve Macaristan'dan alınması gereken ders, Brezilya'dan alınması gereken ders bunlardan bahsediyor. Bu arada Osman Kavala bugün serbest bırakılsın diyen en üst düzey yargı kararlarına karşın cezaevinde 5. yılını doldurdu. 4 Kasım'da da Demirtaş'ın 6. yılı dolacak. Şebnem Korur Fincancı bir haftadır cezaevinde. Buradan yola çıkarak Türkiye ile Brezilya arasında birtakım benzerliklerden bahsediyor. Demokrasi, hukuk, hukuk üstünlüğü gibi kavramları irdeliyor. Doğan Tılıç hocamız. Bu arada şunu da ifade edeyim. Çok kıymetli bir akademisyen Ayşe Buğra hocamız. Biraz sonra İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'na katılacak. Artık hepinizin bildiği gibi Osman Kavala Ayşe Buğra hocamızın eşi olmaktadır. Onu da ifade edeyim. Hazır mı? Peki. Destici'den Erdoğan'ı belki de kızdıracak bir yorum. Biz biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili başından itibaren bir uyum yasaları sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledik. İki, yeni anayasa taslağı hazırlığımızda da yani cumhurbaşkanının yani partili olabilir, partili olabilir ama önümüzdeki dönemle ilgili yeni bir anayasa değişikliği teklifi gelirse, yapılırsa burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması konusunda Büyük Birlik Partisi'nin görüşü bu yöndedir. Hakeza Cumhurbaşkanı yardımcılarının yine önceden belirlenip seçimle e, iş başına gelmesi gibi husumla, hususlar bu iki maddeden başlayarak bizim bu konuda farklı düşüncelerimiz var. Biz bunu daha önce de ifade ettik. E, geçtiğimiz yıl anayasa değişikliği teklifi gündeme geldiğinde bunu da dile getirdik. Şimdi şunu da söylemeliyim. Destici bence haklı. Yani bir yurttaş olarak bu da benim fikrim. Cumhurbaşkanı'nın bir partiyle bağının olmaması gerektiğine kanaat getiriyorum ben. Yani yadırgıyorum onu. Bir cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin lideri olmasını ben yadırgıyorum hala. Onu da ifade etmeden geçmek istemem. Lula kazandı. Fakat rakibi o popülist lider, devletin imkanlarını kullanan, kullanan Bolsonaro. Ki bir şey söylemedi daha. Ali Babacan hem Lula'yı kutladı hem de barışçıl bir şekilde devir teslimin yapılması gerektiğini altını çizmişti. Bolsonaro ne yapıyor? En büyük endişe buydu. Bolsonaro seçim sonuçlarını tanıyacak mı? Geride bıraktığımız haftada oğlu konuşmuştu ve şu ana kadar en büyük seçim sahtekarlığına babasının maruz bırakıldığını söylemişti. Hala ses yok. Dün akşam da konuştuk, takip etmeye devam ediyorum ne olacak diye. Pedro Rossi'ye de onu sordum seçim kampanyası endişeli misiniz diye. Endişeli olduklarını söyledi. E, ama suskunluğunun belki de yalnızlığından kaynaklandığını söyledi. Bazı görüntüler geliyor. E, Bolsonaro, tarafı Bolsonaro taraftarları. Evet, Bolsonaro taraftarları, Bolsonaro'ya yakın Hı. olan e, kamyoncuların yolları kestiği yönde görüntüler geliyor ciddi bir şekilde. Bolsonaro şu ana kadar konuşmuş değil ama konuşmuş olmamasında Lula ve taraftarları eleştiriyor. Çünkü demokrasinin teamülleri gereği aslında rakibinizi tebrik etmeniz gerekir. Böyle demokratik ve adil bir seçimden sonra. Ama o açıklamayı yapmadı ve şunu söylüyorlar. Hep Amazonların Trump'ı olarak bahsediliyordu Bolsonaro'dan. Evet. Ve Bolsonaro'nun belki de Trump'ın yolunu izleyeceği yani Trump seçimi kaybettikten aylar sonra ABD kongre baskınına Ön ayak olmuştu ABD'deki komisyonun verdiği bize e, raporlara göre. Bolsonaro'nun şimdi bekleyip daha sonra ortalığı karıştırabileceğini ve bir şekilde orduya çok yakın olan biri, eski bir asker, e, bir karışıklıkla ordunun yönetimi e, devralmasına yol açabilecek bir kargaşaya sebep olabileceğini söylüyorlar. Bir şey diyeceğim, şimdi Brezilya'daki seçim altılı masaya bir ittifakın sol sağ yakınlaşmasının, uzlaşmasının yoksullukla mücadele ve demokrasi konusundaki güçlü bir söylemi nasıl kazanılacağını gösteriyor. Bir süre önce de Macaristan'ı konuşuyorduk. O da tam tersi sonuç veriyordu. Evet, Macaristan burada kötü örnekti altılı masa açısından. Ya Hı -hı. da bir uyarıydı diyelim, Hı. yerde kaldığında. Ee, Macaristan'da da altı parti Orban'a karşı, Orban da popülist bir lider, bir araya geldiler. Ve yerel seçimde başarılı oldular. Ortak adayları Budapest'te belediye başkanlığını kazandı. Karaşoni adında ee, karizmatik bir liderdi. Ama ondan sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığına gösterdiler. Dün siyaset bilimci dostum Edgar Şar buradan da selam olsun. O yakından takip eder Macaristan'ı. Karaşoni'nin hemen seçimleri kaybettiği seçimlerin ardından yaptığı söyleşiyi paylaştı. Çok önemli noktalar var İsmail Küçükkaya. Şöyle evet. diyor. İttifak kurduğumuz için değil, birlik olamadığımız için kaybettik diyor Karaşoni seçimleri değerlendirirken. Çok önemli. Bu arada editörüm Hilal beni uyarıyor. Hilal Yağız diyor ki, ha bunu da son dakika verelim güven. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik telefonu. Ha çok önemli.